Cenab-ı Hak günümüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Amin. Bayağı oldu buraya gelmedi. Ne kadar oldu? 2018 Şubat efendim. 2018 Şubat 2019. O zaman ne olmuş oluyor ya? Vay 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 vay. Ne deseniz haklı. Bunlar iyi günler. Yaşlı değil mi? Göçlerdi mi? Bayındır. Götürecekler beni Bayındır'a götürmeye karar verdim. Dediler ki tamam bundan sonra artık senin ilgiler en yakın zamanda Bayındır'a götüreceğiz. Allah'a eylesin inşallah. Benim daha doğrusu Kara Denizli insanların ses seviyesi konuşurken yüksek çıkıyor. Ben de bayan olarak yüksek çıkmaması için gayret ediyordum ama istemsiz şekilde sesim yüksek çıkıyor, isteyerek olmuyor, günah mı? Normalde sesin yüksek çıkması, yani çok hoş bir şey değil ama böyle yöresel bir mesele ise bunda yapacak bir şey yok. Allah bizi affetsin inşallah. Bunu sesli okumayın demiş ama dervişlerin duası müstecap olur. Cenab-ı Hak normalde derviş kardeşlerin duasını tecelli ettirir. O yüzden kardeş sesli okumayın demiş. Ama inşallah bir kardeşimize böyle haciz geliyormuş. Ardı ardına borcu çokmuş. Cenab-ı Hak kurtarsın inşallah. Amin. Ödettirsin inşallah. Amin. Çünkü borçlu yaşamak çok zor bir şeydir. Allah muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak hiçbir derviş kardeşimiz borçlu yaşatmasın. Amin. Borçlarını ölmeden de bu dünyadan göçüp gitmesin hiçbir kardeşimiz. Amin. Sevgide mihnet neden gereklidir? Sevilene yakınlaşamamak yeterince mihnet değil midir? Yoksa dünya sıkıntılarına sabretmek midir? Bir kimse sever, eğer gerçekten seviyorsa sevdiğine karşı bir mihnet duygusu olur. Sevdiğine karşı böyle bir tabiri caizse tevazulu, alçak gönüllü, her daim ona yalvaran, her daim ona yakaran, her daim onu talep eden noktasındadır. Bu tabi sevmek bizim içimizde normalde söz konusu olan şey Allah'a karşı böyledir. Aslında seviyorsa bir kimse, kimi sevdiyse sevgisine, sevdiğine karşı bir mihnet duygusu taşır. Tabi bu mihnet duygusu, bu insanların arasında bildiğimiz mihnet duygusu değildir. Burada o kimse mihnet duygusu içerisindeyse sırf sevdiğinin emrine, isteğine, yörüngesine girer. Normalde o mihnet duygusu onun yörüngesiyle alakalıdır. Normalde insanlar birbirlerine mihnet etmezler. Mesela insanların birbirlerine mihnet etmeleri de çok doğru görülmemiş. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ashabın büyük bir çoğunluğuna birilerinden bir şey istenmemesini, normalde istemenin hoş olmadığını beyan etmiş. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah'a bir hediye gönderir. Bir hediye gönderince Abdullah der ki benim ihtiyacım yok ya Resulallah. Bu aşureyi ben kısa tutayım sohbeti üstüme dağıtın. Tamam. Millet yiyemez şimdi aşureyi. O yüzden şey olsun. Ben sohbeti hemen kısa tutayım ondan sonra yesin herkes. Hazreti Abdullah geri gönderir. Geri gönderince der ki ey Abdullah sen bir şey istemeden herhangi bir şey söylemeden sana birisi bir şey verirse sen onu al kabul et. Ama hiç kimseden bir şey istemeden.
Mesela Abdullah'ın oğlu sonra babası için diyor ki, babam diyor hayatı boyunca ölünceye kadar hiç kimseden hiçbir şey istemedi. Ama diyor ona bir şey verdiklerinde de hiç reddetmedi. Yani ona birisi bir şey verdiğinde de, bir hediye verdiğinde veyahut ona bir ikramda bulunduğunda, onu davet ettiğinde hiç diyor reddetmedi. Bakın hiç reddetmedi. Bu ölçüdür. Şimdi sevgide mihnet, insanlar birbirlerinin arasına mihnet duygusu muhabbetindendir. Ya muhabbet duyduğundan öyledir. Ama Allah'a devamlı mihnet duygusu, insan mihnet duygusuyla duygulanır mı? Evet. Onu hisseder mi? Evet. Ama o kimsenin üzerinde tecelli edecek olan şey, Allah'a minnet duygusu duyuyorsa Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnememesidir. Eğer ki bireyler arasındaysa bu, normalde bireylerin birbirlerinin sınırlarını çiğnememesi söz konusudur. O zaman o kimseye siz, mesela diyelim ki bu mürit mürşit arasında da var. Sufilikte mürit ne kadar severse sevsin, kendince kendi sevgisini görmemesi için der ki üstadım beni sevdiğinden ben onu seviyorum. Öyle düşününce üstadına karşı bir minnet duygusu, bir minnet duygusu taşır. Öyle taşıyınca o zaman o kimsenin üstadının sözünün dışına çıkması, üstadının emrinin dışına çıkması söz konusu olmaz. Hiç olmaz abi. Bu ilişki öyle bir şeydir ki, yani normalde mesela sevenle sevilenin arasında küçücük bir perde olmuş olsa, gerçekten seviyorsa o kimse, o perdeyi hisseder hemen. Hemen derlenir, toparlanır, ben nerede yanlış yaptım der, ben nerede eksiklik yaptım der, kendisini toparlar. Ama normalde o perdeyi hissetmiyorsa, o zaman o normalde sevgisi o zaman tam olarak kemale ermemiş, o seviyormuş gibi görünüyor. Orada sıkıntı var. Allah'la da aynıdır. Normalde bir kimse, bazı kalpler vardır ki Cenab-ı Hak onlara ilham eder. O kimse kendince bunu hisseder. Hissetmemesi mümkün değildir. Bu arada perdeleniyorsa o zaman o kimse sevenle sevilenin arasında sıkıntı var. Yani seven sevilenin hukukunu yerine getirmedi. Seven, sevilenin çizgisinde değil. Seven, sevilenin yörüngesinde değil. O yüzden neden yörüngesinde değil ise o perde onun kendisine ait. O duvarı kendisi ördü. O perdeyi kendisi çekti. Bunda sevilenin suçu yok. Bizde ise bu ucuzdur. Hemen sevilene yükler. Allah bunu böyle istedi. Kendi hatasını görmüyor. Adem'in yolunu seç, hatanı gör. De ki ben nefsime zulmedenlerden oldum. De ki sen beni temizlemezsen ben asla temizlenmem. Bu nedir? Bu Adem'in yoludur. Öbürkünün yolu nedir? Öbürkü bir yeri suçlar. Bu neyle kime perdelendiyse, perdelendiği yere suçu atar. Onun üzerine yükler. O kendi hatasını görmüyor. O şeytanın yolunu takip etmiş. Şeytan kendi hatasını görmedi. Kendi hatasını örttü. Dedi ki ne yaptıysan senin yüzünden oldu dedi. Cenab-ı Hak'a dedi bunu. Ve ben de senin kullarını saptırıcı olacağım dedi. Yani bunun intikamını ben kullarını saptıraraktan alacağım. Şimdi burada normalde o kimsenin mihnet duygusu, mihnet duygusu. Her daim sevilene karşı olması gereken. Her ne olduysa onun yüzü hürmetine olmuştur. Her ne olduysa, her ne yaşandıysa onun yüzü hürmetine olmuştur. Başka bir şeyin yüzü hürmetine olmamıştır. Normalde o mihnet duygusunu kaybeden zaten Allah muhafaza eylesin. Azgınlaşır ve sapkınlaşır. Bunu kaybeder. Allah'a karşı kaybettiyse azgınlaşır, sapkınlaşır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine karşı kaybettiyse sünnet-i seniyi terk eder Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine sırtını döner. Bu üstadıysa üstadıyla alakalı mihnet duygusunu kaybederse ona sırtını döner. Kadının kocasına karşısa kadın kocasına sırtını döner.
Erkek karısına karşılığı duyduysa erkek karısına sırtını döner. Çocuklar anne babaya öyle düşünüyorlarsa anne babayla araları bozulur, onlara sırtını dönerler. Bu normalde tabii insanların bu minnet duygusu karşısındaki insanı ezmek için değildir. Muhabbetin oluşması, muhabbetin tesis olması insanların birbirlerine bağlılığı içindir. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Bazı eleştirmenler o seni yolunu kaybetmiş bulup sana yol göstermedi mi? Dua ayetiyle ismet sıfatını reddediyor. Bu halden Ya Rabbi benden daha iyi bildiğin hatalarımı, cehaletimi affet, haddimi aştığım için beni bağışla. Kasıtlı kasıtsız günahlarımı bağışla. Şakalarımda kendimi beğenmişlik yaptığım için beni bağışla. Çünkü bunların hepsi bende mevcuttur. Bu dua ümmet içindir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin iki hali vardır. Bir hali vardır ümmete yöneliktir, halka yöneliktir. Bir hali vardır kendi iç dünyasıyla alakalıdır, kendisine aittir. Ama peygamberlerin hiçbir zaman halka yönelik anları, halleri hiçbir zaman eksilmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu tip duaları halka yöneliktir. Biz şöyle düşünürüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle dua ettiyse biz nasıl kendimizi eksiksiz, kusursuz görelim? Veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu şekilde mesela tövbe etmesi onun günahkarlığından değildir. Ben günde en az 70 kez tövbe ederim demesi onun günahkarlığından değildir. Ümmetine yol açmak içindir. Ümmetine yol açmak için böyle konuşmuştur. Ve Cenab-ı Hak ümmete yol açmıştır orada. Ama bunun kasıtlı meseleye bakanlar bu son dönemde artmaya başladı. Bu son 150-200 yıllık mesele. Bu son 150-200 yıllık bazı tefsircilerin, bazı kimselerin kendi kendilerine ben bunu masonik bir hareket olarak görüyorum. Çünkü bunu normalde tefsirlerini alıkoyanlar kendi zamanlarının masonları ve kendi zamanlarında gizli bir şekilde eğitilmiş, bu noktada piyasaya sürülmüş kimseler. Bunları arttırıyorlar şimdi. Bunları hızla arttırıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini günahkar görmek için hızla arttırıyorlar. Bakın tekrar söylüyorum. Kim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini günahkar görürse küfür ehlidir. O normalde namazla kılsa küfür ehlidir. Hazreti Muhammed Mustafa'yı günahkar görenler namazla kılsa küfür ehlidir. Bizle beraber otursa, la ilahe illallah dese, Allah'ı zikretse de küfür ehlidir. Kafasını secdeden kaldırmasa da küfür ehlidir. Kim Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem'i günahkar görürse, küfrün tam ortasındadır hem de. Bakın tam ortasındadır. Buradaki bu hadis-i şerif gibi, o kadar çok hadis-i şerif vardır ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dua eder. Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarımı affeyle diye. Şimdi işte geçmişte gelecekte işleyeceklerimi de affeyle diye dua var. Hazreti Peygamber Efendimiz'in ağzından. O bir din öğreticisi. O bir din öğreticisi olduğu için ümmetin nasıl dua etmesi gerektiğini de öğretiyor. Ümmet onun ayak izlerini takip etmek zorunda. Ümmet onun ayak izlerini takip ederse ancak kurtuluşa erer. O yüzden onun oturması, kalkması, yemesi, içmesi, ibadeti, duası, zikri, tövbesi hepsi de ümmete yol göstermek içindir. Onun günahkar olduğundan dolayı değil. Şimdi ayet-i kerimelerde de dua var. Ayet-i kerimelerde dua olduğu için biz diyebilir miyiz ki
Allah da kalktı, günah işledi, o yüzden tövbe diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de kullarının ağzıyla konuşur. Peygamberlerin ağzıyla konuşur. Diyebilir miyiz şimdi biz Allah kul mu diye? Allah peygamberlerin diliyle konuşuyor. Musa Aleyhisselam'ın tövbesini anlatıyor. Biz diyebilir miyiz şimdi Allah kulunun yerine geçti de oradan tövbe diyor günahına diye? Allah muhafaza eylesin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de ümmetine yol gösteriyor. Ona, ümmete işaret veriyor. Ümmete bu noktada gidecek olduğu yolu gösteriyor. Ama bu ne yazık ki, bu tekrar tekrar söylüyorum, bu son 200 yıldan beri ola gelen bir şey, bunu tekrar pişirip önümüze koyuyorlar. Bu global bir hastalık. Bu bütün dünya üzerinde projelenmiş bir şey. Müslümanlar güçsüzleştikçe, Müslümanlar inandıkları gibi değil, yaşadıkları gibi inanmaya başladıkça ve bozulma hızla devam edince elimizde bir tek Kur'an ve sünnet-i seniye kalmıştı. Şimdi sünnet-i seniye hadisleri de alıyorlar elimizden. Ve işin acı tarafı, yani bir hadis kitabı açmamış, okumamış kimseler. Evinde bir hadis kitabı olmayan kimseler. Bu meselenin ilmini, bu meselenin irfanını, bu meselenin çilesini çekmemiş insanlar ağızlarını doldura doldura hadis inkarcılığı yapıyor. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin günah işlediğini dahi küstahça söyleyebiliyor. Bende bir tane 3 ciltlik tefsir var. Geçenlerde ismini verdim. Vaktim olsa teker teker hepsini de okuyacağım, nerede ne yapmış diye. Ya bir meseleye bakmak için Allah denk getirecek ya, orada duruyor kitaplıkta, uzun müddetten beri duruyor. Hiç açmadım bile. İçim istemiyor böyle onu açmak nedense. Duruyor böyle kutusunda, jiletinin de duruyordu. Ya dedim şu mesele, bir sohbet hazırlıyorum. Dur dedim ya, şuradan açayım bakayım. Ondan sonra oradan açtım, baktım, başka bir şeye bakarken orası denk geldi. Bir okudum, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini günahkar olarak görüyor. Kaldım ve hangi ayetler bölüm, ayetleri de sıralamış. Uzun müddet masanın üstünde durdu benim, ben o ayetleri teker teker hepsini çıkarayım. Hepsine normalde teker teker cevap vereyim diye. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin günah işlediğini söylüyor tefsirde. Ve böyle tüylerim diken diken oldu, kendime gelemedim. Ve o tefsiri de bana bir arkadaşım, bir dostum hediye etmişti. Şimdi böyle onun adı devamlı, Bursa'da değil, cuma mesajlarına şey yapıyoruz, ona uzun bir risale yazacağım onunla alakalı. Diyeceğim ki bana hediye ettin ve senin çok samimi arkadaşın dedin, görüştün kimsenin görüşü bu diyeceğim. Ona katılıyor musun, katılmıyor musun diye. Ya düşünebiliyor musunuz? Artık bu çok rahat bir şekilde hadis inkarından çıktı. Hadis inkarından çıktı. Artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin günah işlediğini iddia ediyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunun arkası ne biliyor musunuz? Bunun arkası komple ayet-i kerimeleri çöpe atmak. Bunun arkası bu. Peygamber günah işledi dediğinizde o da heva ve hevesine uydu. O da heva ve hevesine uyduysa o zaman ayet-i kerimeler sahih değil. Ayet-i kerimeler. Bunun arka tehlikesi bu. Ve dünya üzerinde kendini sağlam tutan bir din var. İslam dini. Onu ifsad etmeye çalışıyorlar. Çünkü Kur'an orada durduğu müddetçe, sünnet-i Resulullah orada durduğu müddetçe dünya üzerindeki emperyalist güçler rahatsız oluyorlar.
Müslümanlardaki cihat düşüncesi var olduğu müddetçe o sünnet-i seneye sahip olun. Müslümanlar az da olsa Kur'an ve sünneti yaşama derdi olduğu müddetçe rahatsız oluyorlar. Sebep, çünkü İslam bizim evimize karışıyor, sokağımıza karışıyor, hukukumuza karışıyor, ceza hukukumuza, evlilik hukukumuza karışıyor. İslam bizim ticaretimize karışıyor. İslam bizim yönetimimize karışıyor. İslam bizim hayatımızın her tarafına karışıyor. Her alanına karışıyor. Her tarafına ve her alanına karışınca rahatsız oluyorlar. O İslam orada bu şekilde durduğu müddetçe, çünkü hayatın tamamına karışacak. Devlet dahil buna. Devletin hukuki sistemi dahil buna. Bunu sokağın hukuku, çarşının hukuku, evin hukuku dahil buna. İslam buna karışıyor. Bunlar eşcinselliği sürecekler, İslam eşcinselliği lanetliyor. Bunlar normalde, çok affedersiniz, erkek erkeğe, kadın kadına, karman çorman, her türlü pisliği öne sürecekler, İslam buna karışıyor. Her yeri faiz yuvası yapacaklar, İslam buna karışıyor. Diyor ki, haram, şeytan çarpmış gibi kalkarsınız mezarlarınızdan diyor. İslam bütün ailelerin cinsel hayatlarından tutun, çocuk terbiyesine varıncaya kadar karışıyor. Ticaretten tutun, ticaretten tutun, ölüyü gömünceye kadar karışıyor. Sabah kalkmaktan tutun, akşam yatmaya kadar hayatımızın her alanına karışıyor. İslam her yere müdahale eden bir din. Her yere ve her şeye müdahale ediyor. Bundan Müslümanlar da rahatsız. Bir kısım Müslümanlar, bundan gavurlar zaten rahatsız. Gavurların rahatsızlığını anladık da içimizdeki Müslüman görünümlü gavurlara ne oluyor? Onu anlamıyor. Gavur gavurluğunu yapacak, rahatsız o. O istiyor ki istediğim gibi faizcilik yapayım. O istiyor ki istediğim gibi fuhuş yapayım. O istiyor ki istediğim gibi terör yapayım. Dünya üzerinde terörden para kazanıyor emperyalist güçler. Terörle para kazanıyorlar. Gidiyor Orta Doğu'da bir tane kendisi kuruyor bir silahlı terör örgütü. Bu silahlı terör örgütünü kuvvetlendiriyor. Ondan sonra çevre ülkeleri ne kadar elinde damade olmuş, kalmış, elinde kalmış silah varsa milyon dolarlarla satıyor. Onlarla korkutuyor herkesi. Alıyor getiriyor, Güneydoğu'da da bir terör örgütü kuruyor, bizim de 40 yılımızı heba ettiriyor. Terörden geçiniyorlar. Bakın, terörden geçiniyorlar. İkinci, geçim kaynakları uyuşturucu. Üçüncü ülkelerde uyuşturucuyu komple imal ettiriyorlar ve uyuşturucuyu sattırıyorlar. Dünyayı yöneten yaklaşık işte ben diyeyim ki 3000 tane şirket var, sen de 5000 tane şirket var. O 5000 şirketi yöneten onların çocukları asla uyuşturucunun uğursunun noktasına dokunmaz. Onların çocukları özel üniversitelerde, en lüksüz üniversitelerde, en yüksek üniversitelerde okurlar. Çünkü onlar dünyayı yönetecekler yine. Onlar dünyayı yönetmeye devam etmeleri için bir, fuhuşu körüklemeleri lazım. Her türlü sapkınlığı ve her türlü fuhuşun serbest olması lazım. Türkiye'de serbest olduğu gibi. Ya bu sadece gavurlarda serbest değil, bizde de serbest. Uyuşturucunun bütün her yerde serbest olması gibi. Bizde de serbest. Bakmayın siz yasak olduğuna. Okulların önünde satıyorlar. Benim büronun yanında satıyorlar. Kaç sefer şikayet edildi. Hiç kimse gelmedi bile. Adam opuzun yatıyor orada. Çay ocağının önünde. Telefon açıyorlar. Ambulansa böyle uyuşturucudan dolayı gelmiyorlar bile.
Gelmiyorlar. Uyuşturucuya göz göre göre göz yumuluyor. Bütün dünya üzerinde. Teröre göz yumuyorlar, fuhuşa göz yumuyorlar, uyuşturucuya göz yumuyorlar. Çünkü buralardan para kazanıyorlar, sömürüyorlar. İkinci, üçüncü, dördüncü dünya ülkelerini. Bunlarla yönetiyorlar insanları. O yüzden İslam buna karışıyor. İslam diyor ki uyuşturucu normalde bu tip şeyleri imal ediyorsan, satıyorsan cezası idam olabilir, fetva verebilirsin. Bakın neden fetva verebilirsin diyor. Terör zaten yasak. İslam'da terör yoktur. İslam'da savaşan kimse devletin askeridir. Devletin güvenlik güçlerinin haricinde hiç kimse eline silah alıp savaşamaz. Terördür, haramdır. Bayidir, isyancıdır, anarşisttir. Ne adına olursa olsun İslam adına dahi yapamaz mı? Bunu bir kimse kendisi İslam adına dahi yapamaz. Bayidir, isyancıdır. Senin devletinin sistemi ne olursa olsun sen elinde silahı alıp da onu değiştirmeye kalkamazsın. İsyancı bayi olursun. Onun peşine düşenler de isyancı bayi olur. Yapamazsın bunu. İslam teröre de karşı. Bakın İslam teröre de karşı. İslam fuhuşa da karşı. İslam her türlü sapkınlığa karşı. Böyle olunca içerideki dışarıdaki gavurlar İslam'ı kendilerince Müslümanları bozmak için can hıraş çalışıyorlar. Allah bizi affetsin. Amin. Gökte rızkınız ve size verilen şeyler vardır. Zariyat suresi açıklar mısınız? Evet. Bizim rızkımız göklerden gelir. Her yağmur tanesi bir rızıktır. Her kar tanesi bir rızıktır. Bu işin zahir tarafıdır. İşin bir de batın tarafı vardır. O yüzden yağmur yağarken rızık yağıyordur. Kar yağarken rızık yağar. Cenab-ı Hak bütün dünya içindeki mahlukatın rızkını gökten yağmurla indirir. Gökten karla indirir. O yüzden her yağmur tanesini bir melek indirir, rızıktır çünkü. Cenab-ı Hakk'ın El-Rezzak ismi şerifini taşırlar. Ve onlar gökten toprağa, topraktan tekrar insanlara ve hayvanlara gelir. Gökten toprağa, topraktan insanlara ve hayvanlara gelir. O yüzden rızkımız göklerdedir. Hepimizin rızkı göklerdedir. Bu işin zahir tarafı vardır. Bir de mana tarafı nedir? Mana tarafı manevi rızıktır. Cenab-ı Hakk'ın El-Hadi ismi şerifidir. O yüzden o da göklerden gelir. Müftü sana kesin fetva verse de sen yine kalbine danış. Hadis. Bu hadis sufiler için midir? Bu hadis herkes içindir. Bazı şeyler vardır. Ona haram diyemez müftü. Çünkü müftünün ona veyahut da zahir noktada ona fetva verilecekse fetva verecek olan kimseler zahir noktadan bakarlar. Zahir noktadan bakaraktan onun hükmünü verirler. Doğrudur. Bakın bu doğrudur. Bir kimse eğer ruhsatla amel edecekse buna uyar. Bakın ruhsatla amel edecekse buna uyar. Bu normalde bir kimse ruhsatla amel eder, buna uyarsa da bu uygun mudur? Uygundur. Sufiler buna uymamaya gayret ederler. Sufiler çünkü kendince şüpheliyse şüpheli şeyi bırakır. Halbuki hakkında fetva yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yakın dairesindeki veya büyük sahabelere şüphelilerden uzak durmalarını tavsiye etmiş. Sahabelerin içerisinde de bu ayrışmış. Sahabeler demişler ki bunun hakkında kesin bir hüküm var mı haram olduğuna dair? Yok. Demişler ki biz bunu yer içeriz.
Hani meşhur ya, Hazreti Osman Efendimiz'in zamanında birisi çıkıyor diyor ki, biz zekatını verdikten sonra evlerimizin kerpiçlerini altından bile yaptırabiliriz diyor. İslam hukukuna göre caiz midir? Evet. Kerpiçini normalde evin duvarının altından İslam hukukuna göre yapsa bir kimse, sen neden altını burada evin duvarında kullandın diyebilir mi? Diyemez. Tabi adam ertesi gün evi orada görür mü görmez mi, bu ayrı mesele. Tabi o gece o ev komple mi kalkar, teker teker altın plakalar nasıl alınır? Adam sabah uyandığında meydanda uyanabilir. Evin hiçbir duvarı yok. Böyle uyanabilir, Allah muhafaza eylesin. Ama bu normalde İslam hukukunda böyle caiz olmuş olsa dahi Müslümanlar şüphelilerden uzak dururlar. Hakkında hüküm olmayanlardan uzak dururlar. Onlar helallıklarında ve temizliklerinde sahihlik ararlar. Mesela temiz ve helal olan. Helallığın yanında bir de ne koyarlar? Temizlik koyarlar. Temiz, helal olması yeter mi? Yetmez. Ya temiz de olması lazım. Temizlik, o zaman bir dışsal temizlik var, bir de içsel temizlik var. Bakın bir bakıyorsunuz, o paketlenmiş yiyecek içecek atıştırmalık diyorlar ya, onlara bakıyorsunuz. Dışı çok temiz, harika, bıcır bıcır. İçi estağfurullah tabi, Allah muhafaza eylesin. O yüzden bütün herkes için geçerli. Şayet hakkı tam manasıyla bilseydiniz, su üzerinde yürürdünüz. Dağlar sizinle kayardı. Hadis-i kutsi. Hadiste kastedilen eşyanın hakikatini bilmek midir? Hakkı bilen eşyanın hakikatini de bilir. Öyle olunca o kimse normal insanlar gibi yürümez. Harun nereden buldun bunları? Bazen not alıyorum, çözemiyorum. Not alıyorsun. Evet, çok güzel. İyiymiş notlar. Şimdi su üzerinde yürü dedi, keramet. Normalde bir kimsenin suyun üzerinde yürümesi, keramet. Bu şimdi o günkü insanların nezdinde veya bugünkü insanların nezdinde de olağanüstü bir şey. O zaman hakkı tam olarak tanıyan kimselerin üzerinde olağanüstü zuhuratlar olur. Olağanüstü haller görülür. Bu peygamberlerde görüldüğünde bunlar mucizedir. Bu peygamberlerin haricinde görülenlerde bu keramet olur. Ama o kimse Kur'an ve sünnete tam anlamıyla tabi ise keramet olur. Kur'an ve sünnete tam anlamıyla tabi değilse onun adına istisraç denir. O yüzden bir kimsenin hakkı tanıması o kimsenin Kur'an ve sünneti anlayıp yaşamasıyla alakalıdır. Hani hep böyle derslerde böyle öne koyarım ya bunu. İşte kulun farzları yerine getirmesi Allah'ın en çok hoşuna gittiği, sevdiği bir şeydir. Nafilelerle yaklaşır. Allah'ı sever, Allah da onu sever. Allah onu sevince gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Benimle görür, benimle duyar, benimle konuşur, benimle tutar, benimle yürür. Öyle olunca benimle yürür deyince o kimsenin yürümesi o zaman herhangi bir sıkıntıya rağmen olmaz. Onun üzerinde bu manada kerametvari şeyler görülür. Allah biz cümleyi onlardan eylesin inşallah. Bir hadiste son nefesinde kelime-i tevhid getirdiği komşusu Yahudi için ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun duası etmiştir. Bu durum genel midir? Bu durum evet, bir kimse son nefesinde kelime-i şehadet getirerekten ölürse Allah'ın izniyle biiznillah o kimse cennetlik olur. Fakat bir gayrimüslim kimse son nefeste kelime-i şehadet getirirse hiç cehenneme uğramadan direkt cennetlik olur. Eğer Müslüman ise o kimse normalde son nefeste kelime-i şehadet getirdiyse
sonunda cennete girecektir. Onu genelleştirmeyelim. Müslümanlar namaz kılmayacak, oruç tutmayacak. Ondan sonra son nefeste la ilahe illallah diyecek. Hadi götürdük cennete gidecek. Yok cennete gidecek de. Ama namazda abdestinde sıkıntısı varsa biraz sıkıntı yaşayacak. İnşallah yaşamaz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye hiçbir kimse cehennemde kalmayacak. Hiçbir kimse. Hatta müjdevi bir hadis-i şerif var. Müjdevi bu. Hani mahşerdeki sıkıntılar anlatılıyor ya, işte şöyle yaşayacak, böyle yaşayacak diye. Mahşerdeki bir hadis-i şerifte, o mahşerde sıkıntı çeken Müslümanlar hesap yerine geldiklerinde diyor, direkt oradan cennete gidecekler. Yani mahşerdeki sıkıntıyı o hani azap olarak görecek. O yüzden Allah Muhammed ümmetini cehenneme hiç atmayacak diye bu konuda da hadis var. Tam bu hadisin karşılığı hop hoplayıp hop kalkacak bundan ama hani en güzel çatlasa da patlasa da cennete gidecek diyor ya hadis-i şerifte. Bükkavurlar çatlasa da patlasa da Allah bizi cennetine koyacak inşallah. Arap suresi 14-15 bana yeniden dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Haydi sen mühlet verilenlerdensin dedi. Diğer mühlet verilen kimlerdir? Şeytan içinde mühlet verilen oldu mu? Şeytan içinde mühlet verilen oldu mu? Şeytana mühlet verdi zaten. O yüzden normalde şeytana mühlet verildi. Yeniden dirilinceye kadar o mühletle kullarını, Allah'ın kullarını saptırmaya gayret edecek. Ama Cenab-ı Hakk'ın da bu konuda vaadi var. Sen benim dostlarıma, sen benim has kullarımı saptıramazsın diye. Allah bizi has kullardan eylesin. Amin. Mücadele suresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile gizlice bir şey konuştuğunuz zaman önce sadaka vermemizi istiyor. Bu günümüz içinde örneğin sizle tanışacağımız zaman gerekli. Estağfurullah biz kimiz ya? Ama normalde mesela şey olarak eski sufiler böyle üstadlarıyla görüşecekleri zaman, ona gidecekleri zaman bilhassa çok tövbe edip sadaka verip öylesi giderlermiş. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin rüyasında görenler sadaka verirlermiş. Ertesi sabah, şükran için. İşte üstadını gören, pirini gören, bir güzel bir hayırlı rüya gören kimse ertesi gün sabah sadaka verir. Sadaka çok önemli bir şey. Yani bu günümüzde değerini kaybediyor belki de. İnsanlar bunu böyle istismar ediyorlar ama mesela sufilerin kendi içerisinde böyle hediyeleşmeleri, birbirlerine harçlık vermeleri, ne bileyim işte böyle hani ya o ihtiyacı var, ona gözetmeksizin, öyle demeksizin, öyle andırmaksızın. Sufiler öyle andırmazlar. Sufi ahlakı, o kimseye yemek söyler, bir hediye verir. İşte yolda giderken veya işte çantasına bir şey katıverir. Evine gider, evine bir şey böyle gösterip de aynanın önüne koymaz böyle. O yokken bir tarafa sıkıştırır, gider mesela. Ama ev sahibi çabucak bulsun onu diye. Ondan sonra oraya da yazar, hediye der. Ama kimse rahat kullansın. Yoksa öbür türlü düşürdü mü birisi burada, unuttu mu, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Para gene orada kalır. Ama o zarfın üzerine hediyemizdir diye yazdı mı tamam. Ya bu al bu zarfı hediyemiz, öyle de değil. Bunlar sufi kültür olmayan şeyler. Gözüne sokar gibi hediyeleşilmez. Herkesin içerisinde ona hediye vereceğim de uğraşılmaz. Olmaz. Adam hediye verecekse bir kimse, seviyorsun mu? Adab-ı usulü erkanı vardır. Kimseye göstermeden gider hediyesini verir ona. Gösteriş bizim her tarafımızı alt üst etti. Zekat dağıtıyor, adam yazmış koşkoca. Bilmem ne tekstil, işte şey, ne o?
Bilmem kimin zekatıdır. Pankart yazmış adam kamyondan yanına ya. Bildiğiniz yani fotoğrafta gördüm. Bu herhalde fotomontaj değildir. E bunu normalde anlatıyorum ya, hep Haç'ta Ömre'de de gördük. Adam tını dayandırıyor, oradan yoğurt atıyor. Bildiğiniz yoğurt atıyor. Eller havada herkes, bütün Müslümanlar. Bir kase yoğurda ihtiyacın varsa ne işin var Haç'ta senin kardeşim ya? Yok. O Müslümanlar buna alıştılar. Şimdi nasıl sadaka versin adam da, dün haberlerde var. Adam caminin önünde mi nerede? Bir yerde dilenirken kaldırmış götürmüş zabıta, üzerinde 16 milyar para çıkmış. Kime vereceksin? Ama insanların bir kardeşliği var. Birbirlerinizi gözetin. Akrabalarınızı gözetin. Dostlarınızı gözetin. Kendinize bir yol biçin. Kendinize bir yol biçin. Kendi kendinize bunu normalde bu insanların arasında sünnet seniyeler ortadan kalkıyor. Ya sadece sakal bırakmak sünnet değil, sadaka vermek de sünnet. Hem de çok kuvvetli sünnet. Ya ömreyle alakalı hadis-i şerif ne? Ömreyle alakalı. Diyor ki ömre tavaf ve sadakadır diyor ömre. Tavaf ve sadaka. Ümre için böyle hadis-i şerifte bu. Ümrede ne yapılır? Bol bol sadaka verilir. Bol bol tavaf edilir, bol bol sadaka verilir. Eyvallah. Ama bizdeki bu sadaka ortadan kalktı. Kalktı. Ümmet-i Muhammed'in içinden kalktı bu. Biz gidiyoruz, devasa villalar yaptırıyoruz. Devasa evler yaptırıyoruz. Yarışıyoruz. Herkes yarışıyor. Herkes. Kimse sadakada yarışmıyor. Kimse yardımda yarışmıyor. Sahabeler yardımlaşmakta yarışırlardı. Allah yolunda cihad etmek için yarışırlardı. Sahabeler kimsesizlerin kimsesi olmak için yarışırlardı. O yüzden din orada durduğu müddetçe Müslümanın da gavurunu da rahatsız ediyor diyorum ya. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayatı, sahabelerin hayatı orada durduğu müddetçe rahatsız ediyor herkesi. Neden? Onlar çünkü Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp öyle yaşadılar. O hayat standardı orada duruyor. O hayat standardı orada durduğu müddetçe herkesi rahatsız ediyor. Bakın herkesi rahatsız ediyor. Allah bizi ona uyanlardan eylesin. Hazreti Eyüp duasında bana dert geldi. Sen merhametlerin en merhametlisin diye dua etti. Bana merhamet et demedir. Sıkıntılı anlarımızda dua da edebimiz nasıl olmalıdır? Siz isteyin. Bizler peygamber değiliz. Bizler peygamber değiliz. Biz isteriz. O istenilmekten hoşlanır. Cumartesi günü sohbetinizde şeytan tarifesinin Hazreti Adem yaratılacağı zaman yeryüzünde kan dökecek bir ırk mı yaratacaksın demişti. Sorun şeytan Hazreti Adem'in kovulacağını biliyor muydu? Daha önceden cennetten kovulacağı belli miydi? Şeytan bunu bilmiyordu. Ama yeryüzünde kan dökecek bir ırk mı yaratacaksın derken, yeryüzünde daha önce kafir cinniler yaşıyorlar. Bu kafir cinniler, ben diyeyim ki 2000 yıl, siz deyin ki 5000 yıl kavimlerin arasında birbirleriyle savaştılar. Öylesine savaştılar. Ben yani cinni tayfesinin kanı olmaz. Yani bazen böyle
hani dilimizden çıkar kanlı savaşlar oldu diye. Sonra da birisi gelip karşımızda bizim kanımamız var demesin. Yani ondan kanıma diyor ama çok bitmez tükenmez bir şekilde onlar savaştılar. Bitmez tükenmez bir şekilde. Dünyayı bu noktada harap ettiler. Bitmedi savaşlar. En sonunda Cenab-ı Hak şeytan ve onun avanesi var ayetten. Özel onlar böyle bildiğimiz melekler gibi değil. Onları görevlendirdi. Başına da şeytanı komutan yaptı. Şeytan onları normalde dünyadan sürdü. Daha doğrusu karadan sürdü onları. Normalde bir kısmı denizlere çekildi. Denizlerdeki kimsesiz adalara. Bir kısmı yeryüzünü terk etti. Değişik gezegenlere gittiler. Bir kısmı yerin dibine doğru, aşağı doğru indi. Onları ateş etkilemez çünkü. Cinliler, cinli tayfesi dumansız ateşten yaratıldı. Dumansız ateşten yaratıldığı için onlar toprağın altına doğru girse toprağın altındaki o kaynayan kazandan rahatsız olmazlar. Allah-u Alem, onlar da orada bir imparatorluk kurdular zaten. Onların aşağıda böyle bir ateş imparatorlukları var kendilerince. Bildiğiniz ateş. Sülliyetleri ateş, karartılmış ateş böyle ateş. Her şeyler ateş. Onlar böyle zaman zaman yeryüzüne çıkmak için uğraşıyorlar. Tekrar yeryüzünü helak etmek için, tekrar yeryüzünü sahip olmak için böyle zaman zaman uğraşıyorlar. Devam uğraşıyorlar. Bazen böyle çıkacakmış gibi oluyorlar. Onlar herhalde kıyamete yakın çıkacaklar. Ya da Mehdi zamanında çıkabilirler. Bilmiyorum. Allah bilir zamanını. Onların bir kısmı yerin altında. Onlar bir kısmı yerin altında. Bir kısmı normalde terk edilmiş okyanustaki adacıkların, adaların üstünde. Bir kısmı da yeryüzünü terk edip normalde semada birkaç gezegende birkaç yıldız gibi şeylerde yaşıyorlar. Onlar yeryüzüne, hepsi de tekrar yeryüzüne tekrar dönmek istiyor. Savaş devam ediyor. Bunu yanında gece ezan sesini duydum. Allah duyurdu, bunun hikmeti nedir? Hızla Kur'an ve sünnete sımsıkı yapış. Buradan rüya okumuyorum ama madem ki daha Şubat 2018'de gelmişim. Taşı da aldık, kabul ettik. Başımda taç ettik. O yüzden okuyayım inşallah. Haklarınızı helal edin. Sizden yana da helal olsun. Şimdi aşureyi dağıtın. Hadi bakalım. Destur. Bir sorusu olan varsa sorsun yine. Nasıl olsa sıkıntı değil, aşureden dolayı şeker bomba. Dünyayı çok seviyorlar. Eski mekanları ya, bir kısmı zaman zaman böyle o ayrı bir ırk geliyorlar gene dünyaya da, o ayrı bir ırk, o savaşanların ırkı ayrı. Onlar da böyle, Allah affetsin, insanlar gibi yani. Onlar da ırk ırk, kavim kavim. Kendi arasında. Mesela dünyada çok ilgili olanlar var. Mesela bir kısmı var, çok korkutucu değil. Pembeli, morlu, beyaz, şeyli, mavili, yeşilli elbiseleri olanlar var. Hizmetliler burada. O barajın üstünde bir yer var. Barajdan, barajı sağına alıyorsun, böyle yukarı doğru çıkılıyor. Bilmiyorum neresi olduğunu. Ben oradan öyle yukarı doğru çıktıydım da bir gün. Kaçtım sizden. Neyse. Arabayı böyle
dere yatağına doğru indirdim onu, bir dere yatağı buldum. Az bir şey akıyor. Böyle hafiften kestirdim böyle yakasa gibi. O böyle sol tane dur şimdi. Yattığım yere göre kafamı yukarı doğru koyduydum. Sol taraf oluyor. Silahlı milahlı böyle çevrilmişler ondan sonra. Hani böyle ben o tarafa geçmeyeyim diye şey yapıyorlar. Geçeceğim diye hani şey yap. Dedim hani ne duruyorsunuz orada? Dediler bizim hazinemiz var burada. Gitsem yeri gösteririm bak ha. Gidelim dedim. Dedim şurada yatacağım 15-20 dakika dedim defol gibi şuradan dedim de Esma okur beyim bana şimdi dedim ben. Ne yapayım hazinemizi sizin dedim ben. İki grup da ayrı ayrı böyle. Çok renkli için yaşlar ya. Allah affetsin. Var orada çok renkli bunlar. Avrupa'da da yavrulara var. Bazı yerlerde çok kalabalık var. Oradaki Müslümanların psikolojik problemleri, sıkıntılar ondan karşılanıyor. Bir mesele para kazanmak için gitti ama orada kafir dinler çok fazla. Öyle olunca orada sıkıntılar, Müslümanların büyük bir çoğunluğun psikolojisi bozuk mesela. Büyük bir çoğunluğun. Namazdan, abdestten uzaksa kesin bozuk zaten. Kesin hiç şey yok. Allah muhafaza eylesin. Bunlar bu yüzden tekrar dünyaya gelmek istiyorlar. Bu mesela bir de normalde dünyaya gelen o savaşan kavmin haricinde olan cinni tayfesi. Onlar gidiyorlar mesela işte. Onların kafirleri de var, müminler de var. Müminlerin içerisinde derviş olanlar da var. O Hacı Nuri sen ne Hacı Oktay sen var mıydın Tire'de Şeyh Efendi cinnilerin padişahını çağırdı derse. Sen var mıydın o gece? Genelde var mı abi? Genelde var mı çünkü sen? Şeyh Efendi severdi cinnilerin padişahını. Orada bir mevzu olmuştu. Zikrullah başlattı. Cinnilerin padişahını da çağırdı. Damat çok merak ettim abi. Gelmiştir o gün. O yüzden. Ama dervişleri aldatırlar böyle. Yani üç aşağı beş yukarı olur. Yani o kafir olanların da kullanıyorlar onlar. Onlar kafir olanları kullanıyorlar. Müslümanları kullanamazlar. Kullanabilirler bir şey değil mi?
fark et. Onu Şeyh Efendi çağırıyordu yavrum. O da vefat etti. Sağ olsaydı ona sorardık kim bu diye. Veya bu ne derdik kes kese diye. Vefat etti. Belki de Oktay amca söylerse söyler. Tanıyorsa. Cinin padişahını soruyor çocuk. Bayınlara gelmesi lazım abi. Bu da bir tarz bir şey. Biz burada çocukları görmeden konuştuk ya. Yarın şimdi pazartesi günü okulda muhabbet var değil mi? Konuşmuyorlar mı okulda böyle şeyleri? Konuşuyorlar değil mi? Hatta ne diyorlar, aman almayalım, gelirler mi diyorlar? Ay Yesus. Var mı başka bir şey diye? Yoksa ben de aşırı yiyeceğim, şeker tavan yemesin diyeceğim. Efendim? Amel ne bağlı? İyi ameller işlediyse gider ama hayat trafik kazası geçiren cennete gitmez. Yazar o adam. Ya imansızsa. Bilemeyiz. Şehitler gider. Allah yolunda öldürülenler gider. Cennete girer direkt. Harun, aşırı yeme diyorsun ya. Böylece bana iyilik yapıyorsun, şeker fazla çıkmasın diyorsun. Ben yemedikçe İsmail hoşuna gidiyor. Bizim orada yedi zaten. Nasıl yedi yemesine gerek yok. Dün sohbette bir kimse zikrullah halakasında bile olsa imansız gidebilir dediniz. Biz hep halaka hakkında orada olmak kurtuluşun anahtarı ve cennetin anahtarı olarak baktık. Halakanın hak etmeyenleri barındırmayacağını düşündük ve Allah da zikir yaparken bizi zikrettiği için böyle düşündük. Bu öğretiyi ve düşünceyi nereye koymalı, nasıl ümit var olmalı, derinden sarsıldık. Ve o kimse kendince bir şeyi ilahlaştırdıysa, dün akşamki sohbet oydu ama, bir şeyi kendi kafasında ilahlaştırdı. Şirk üzerindeyse o kimse, şirk üzerine ölürse, hangi halakada olursunuz, Allah muhafaza etsin. Sadaka sadece ihtiyacı olana mı verilir? Öyleyse ihtiyaç sahibi kime denir? Sadaka sadece maddi araç gereçler midir? Sadakaya maddi açıdan da bakılabilir. Paran yoksa tebessüm et. Bizde parası var, tebessüm de sadaka diyor. Sen paranı ver önce. Sen maddi tasattukta bulun, maddi sen paranı ver. Parası olmayan tebessüm etsin herkese. Senin cebinde para var, sen parayı versene. Parasını vermeyen tasattuk, ne oldu? Olmaz, alın aşırı. Ama niye? Aşırı bugün. Allah muhafaza eylesin. Evet, tebessüm etmek de sadaka. Bir kimseye bir şey nasihat etmek de sadaka. Bir yetimin başını okşamak da sadaka. E cebinde para var, yetimin başını okşa, bir de para ver. Yünden elbise giyiniz, kalbinizde imanın tadını açınız. E sufiler o yüzden yünden elbise giymişler. Hep yün giymiş sufiler. Bu hadis-i şeriften dolayı. Tevazu yün elbise. Yani geçmiş dönemlerde yün elbise giymek tevazunun göstergesi. Çünkü insanlar yünden bir şey giymek istemiyorlar. Daha ince, daha zarif şeyler giyiyor. O yüzden.
Biyoenerjiyle tedavi edenlerde cinni tayfesi olduğunu söylüyorlar. Doğru mudur? Bilmiyorum, hiç ilgi alanım değil. Afiyet olsun. Afiyet olsun.